Şimdi bu gibi durumlar daha sonra da anlatıldığında, vay işte biz babamıza ağlayıp sızlarken onlar gidip kendilerini başkan seçtiler filan gibi işi basite irca ediyorlar. Kaldı ki Peygamberi Ebu Bekir sevmiyor idiyse kim seviyordu Allah aşkına? Söylesin misafir bir Allah'ın kulu çıkıp da, değil mi? Yani Ebu Bekir'in Peygamber'e ağlamayıp, acımayıp ya da onun defniyle uğraşmayıp kendini başkan seçtirmek gibi bir derdi olsaydı, Kureyş içerisindeki makamını, mevkini terk etmezdi yani İslam uğruna. Hayatını İslam'a vermiş bir adam. Böyle suçlanmasının ya da böyle anlaşılmasının herhalde hiçbir manası olmamak lazım geldiği halde, bunu dolduranlar var tabii. Fatıma bunu sorun ediniyor. Hatta daha öteye Abbas'ın kendisi fazla bir şey iddia edemeyecek durumda olması hasebiyle Fatıma'yı boyuna tahrik ettiği anlaşılıyor. İkisi de Beni Haşim'den ya, Abbas peygamberin amcası, işte Fatıma da peygamberin kızı, ikisi de Beni Haşim'den. İşte hakkınızı arayın, mirasınızı isteyin, bu iş Beni Haşim'in hakkıydı. Yani işte gene Beni Haşim'den olan Ali olmalı imiş filan. O olur bakalım ne olmuş. Yani Ali olacak diye bir kanun yok ya. Yok yani bir takım yerli yersiz davalar, yerli yersiz iddialar. Fatıma özellikle tahrik ediliyor. Peygamberin kızı olduğu için de kimse ona karşı sert davranmak da istemiyor. Susturalım filan diye. Bundan Ali de yararlanıyor. Hatta Fatıma işi öyle anlaşılıyor ki, öyle ileri götürüyor ki kocasını da etkiliyor. Ve Fatıma ölene kadar Ali'nin de Ebu Bekir'e biat etmediğini biliyoruz. Yani bize tarihler bu bilgiyi getiriyor. Yani öyle anlaşılıyor ki işte ağırlığını koymuş. Sen Ebu Bekir'e biat edersen herhalde beni boş bil falan mı dedi, ne yaptıysa. Yani öyle başının etini yerim mi dedi, ne yaptı, ne etti. Ali'nin de Fatıma ölene kadar Ebu Bekir'e biat etmediği bize gelen tarihi bilgiler arasında görünüyor. Bu şeylerin kendilerine göre belki olumlu görünen mantığı olabilir veya görünebilir ama bir devletin varlığı söz konusu, o devletin sağlanmış olan bir birliğin dağılması söz konusu ise her halükarda hiçbir şey o birliğin dağılması için meşru mazeret olamaz, olmamalıdır da. Sanki İslam, Peygamber'in güçlü kişiliği karşısında onların kusurlarını örtmüş ama yok edememiş, öyle görünüyor. Kabilecilik, kabile iddiası, kabilelerin ben-sen iddiaları, Beni Ümeyye ile Beni Haşim'in böyle karşılıklı yarışmaları uzun süreler devam etmiş, öyle görünüyor. Zaten Sıffin Savaşı'nda da bunun büyük payı var. Hatta Cemel vakasında dahi bunun izlerini rastlamak mümkün. Bize gelen rivayetler, haberler, tarihi bilgiler doğruysa eğer, Allahu alem yani Fatıma tamamen, Allah mağfiret etsin, duygusal davranmış. Hatta bu haliyle kocası Ali'yi de etkisi altına almış. Vefatına kadar 6 veya 8 ay galiba babasından sonra vefat ettiğini söylüyor kaynaklar, değil mi Peygamberimizden? 6 mı doğru, 8 mi Allah bilir. O süre zarfında kendi biat etmediği gibi ki bu gibi kimselerin biatı önemli, yani Peygamberin kızı, Peygamberin damadı. Yani böyle nifakı, ayrılığı arzu edenlerin pusu kırıp böyle gözlediği, acaba yani ölünme için filan çok önemli faktör olarak kullanabilecekleri bir atıyor. Sıradan insanların bir atı gibi değil. Ehli hal vel abd'den sayılıyor bunlar. Yani hal ehli, İslam'ı yaşayan önemli kişiler ve akit şeyi, yeteneği bulunan, yani yaptığı akitlere itibar edilen insanlar gözüyle görülüyor. Ehli hal vel abd diye fıkıh kitaplarında, imaret bahislerinde geçer ya, bunların biat etmemesi tabi nifaka yol açabilir. Yani kimileri gider, biz de Ali'ye biat ediyoruz der. Ali de böyle bir biatı kabul ederse ondan sonra Altakya ve Erkül'e birbiriyle kavga
Yani ölenin de öldürenin de cehennemde olacağı bir savaş başlar. Değil mi? İslam'ın birliği mahvolur.